alt seslerle başladığı, alt rezonanslar, bu fısıltıyı böyle dönerek buralardan. Hava kullanımı yine, nefes. Falsettolarla birlikte. Efektli bir ses de var tabii ama daha çok falset kullanımı ön planda. Bunu da vokal değişimleriyle birlikte yaptığında ortaya efektli bir ses çıkıyor. Ve dolayısıyla böyle sanki daha farklı bir enstrümanın sesiymiş gibi biz işitiyoruz. Vokallerde çünkü ağır ağır değişkenlerle birlikte falsettoları kullanıyor. Bu da yine mikrofonda efektli durumun vasıtasıyla ortaya böyle bir renk çıkarmış. Yine alt sesler. Tiyatral şeyler de var işin içinde belli ki. Açıklık tepkiyle birlikte gidiyor şu an. Şurayı anlayamadım. Bir dakika. Falsete de yakın bir yerdi. Falset gibi tınladı ama göğüs sesi gibi. Yine falset kullanımları var. Sıkıştırmalar var, mutlak sıkıştırmaları. Net bir şekilde dörtlü vokal tekniği. Çok zor bir ses çıkıyor. Çok zor bir ses kalıyor yani. Larynx sesi bu, larynx tınısı sesi. Sonra o seste kalıp vokali açtığında yukarıya doğru zıplatması ciddi bir nefes desteği olduğunu gösteriyor. Yani çünkü rezonans olarak gırtlaktan o kadar uzun bir süre sonra en tehlikeli yerde kalıp yukarıya çıkmak büyük bir iş. Gırtlak kapanıklıklarıyla birlikte yine sürekli vokal değişkenleriyle tını yerinde değiştiriyor. Aslında mevzu bu. Yani tınınız siz ne zaman değişirdi? Vokal değişimleriyle değişirdi ki nitekim vokallerde değişkenlikler göstererek tını yerini de değiştiriyor. Taraftan da yani piyano performansını sürdürüp zor bir şey yani. Hani bir enstrüman çalıp şarkı söylemek zor bir iştir. Arkaya doğru aldı, damaktan büyüdü ve yukarı bölümü aldı ama gırtlak bölümünü de sıkıştırıyor. Dikkat ederseniz yüz kasları ile birlikte larynx bölümünü de sıktığı için yine kirli bir ses duyuyoruz ama açıklıkta. Ve yine gırtlak sıkıştı, dört vokal.
Belting'e yakın bir dört vokal tekniği. Bunu genelde mesela Muse'un vokalinde de görürüz genelde. Dikkat ederseniz rock müzik dinleyenler daha iyi bilirler. Mesela Muse'un vokali de buna yakın bir teknik kullanıyor. Nitekim burada da buna yakın bir şey var. Bana onu hatırlattı direkt dinlerken direkt. Ama falsetler... Kulak sıkıştırmanı bilmiyorum daha yeni yani. Ve falsetten gırtlağa doğru düştü. Çığlığı. Net bir... Scream vokalle karışık dört vokal. Ses... bu... Ses kaslarının intiharı anlamına geliyor aslında bir yerde. Yani siz bunu yaptığınız zaman sesinize ciddi zarar verebilirsiniz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Çünkü ses kaslarının falset yerler çevrildiği en tehlikeli yerlerdir. Ses kaslarınız çevrildikten sonra bir de böyle bir scream vokal tekniği uygular ve bir taraftan da dört vokal dediğimiz kirli bir gırtlak sesi çıkarırsanız ortada bu kadar hassaslaşmış ses kaslarına çok ciddi baskılar yaparsınız. Çok önerebileceğim bir şey değil, tehlikeli bir şey. Ve performans da bitti galiba. Bitmedi ya da. Ya da devam ediyor hala. Öyle sesler kullandı ki şarkıda bütün stüdyo gergin şu an yani. Yine alt sesler. Yani öyle bir teknik kullandı ki öyle bir ses aralığı kullandı ki inanılmaz gergin bir stüdyo gördük. Bildiğiniz o kadar gerildi ki stüdyo ve teknik anlamda da sürekli bu gerilimi getirecek noktalarda sesini kullandı. Dört vokal tekniğini çok net kullandı. Scream vokale yakın yerler kullandı. Falsete döndü buralarda ama bunlar ses için tehlikeli ama böyle bir ses kullanımı da takdiri hak ediyor açıkçası.